Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikte hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına yönelik 20 tane soru çözeceğiz. Sevgili meslektaşım kıymetli e, Zümrem Metin Özdamar'ın soruları arkadaşlar. Çok güzel soruları kendisinden de e, yararlanacağız. Aynı zamanda e, iznini de aldık. Bu emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. 20 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Neye yönelik? farklılaştırılmış öğretim dersine yönelik. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı, beni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz sevgili hocalarım. İlk sorumuz şöyle. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uzun vadeli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soruyu okup direkt cevabını söyleyeceğim. Zamandan tasarruf amaçlı. Arkadaşlar farklılaştırılmış öğretimin uzun vadeli temel hedefi, yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmektir kişide. Bunu unutmayalım. Demek ki farklılaştırılmış öğretimin temel e, hedefi uzun vadede nedir? Yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek bireylerde sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza bakacağız. Öğretim sürecinin girdisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öğretim sürecinin e, girdisi olarak içerik arkadaşlar. İçerik öğretim sürecinin girdisidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuza bakacağız. Üçüncü sorumuz şöyle aşağıdakilerden hangisi öğretim sonrasında kullanılan tekniklerden biri değildir. Öğretim sonrasında farklılaştırmış öğretimde öğretim sürecinde öğretim süresince de ve öğretim sonrasında olmak üzere 3 farklı değerlendirme tekniği vardır arkadaşlar. Bunlardan hangisi hissediyor? Öğretim sonrasında kullanılan tekniklerden biri değildir. Bu teknik yumruk yapma tekniğidir. Arkadaşlar yumruk yapmak tekniği kısacası e, öğrencinin kendisini 5 parmağını kullanarak bir öz değerlendirmenin yaptığı bir e, nedir? E, değerlendirme türüdür. E, kişi ben bu konuyu ne kadar biliyorum deyip daha sonra kendisine soru sorarak parmakları e, parmaklarını kullanarak ve açarak yaptığı bir öz değerlendirmedir. demek ki yumruk yapma tekniği arkadaşlar öğretim sonrasında kullanılan bir teknik değildir. Buna dikkat edelim. Dördüncü sorumuz arkadaşlar farklılaştırılmış öğretim modelinde öğrencilerin özelliklerinden hangilerinin farklılaştırılması hedeflenir? Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Öğrencilerin hangi özelliklerini özelliklerinin farklılaştırılması hedeflenir arkadaşlar. Birincisi hazır bulunuşluğun farklılaştırılması esas alınıyor. İkincisi öğrencideki ilgi düzeylerinin farklılaştırılması, bir de öğrenme profilleri fakat sosyal çevrenin farklılaştırılması farklılaştırılmış öğretimin bir hedefi değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız 1 2 ve 4'tür. Yani E şıkkı Hazır bulunuşluk, ilgi düzeyi ve öğrenme profilleri ne yapılıyor? Bu öğretim modeli tarafından farklılaştırılması hedefleniyor. Buna dikkat edelim. Beşinci sorumuz Blom'un taksonomisini ilk ve son aşamalarını oluşturan üst düzey beceriler hangileridir arkadaşlar? Blom taksonomisini şöyle bir hatırladığımızda bilgi ya da hatırlama, kavrama, uygulama, analiz ve değerlendirme vardır arkadaşlar. Dolayısıyla burada Doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. Yani bilgi ya da diğer isimler hatırlama. En son olan da neydi arkadaşlar? Değerlendirme idi. Şöyle tekrar edersek bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme toplam 5 aşamadan oluşuyordu. Blom'un taksonomisi biraz güncellenmiş. Bizim öğrenci olduğumuz dönemde böyleydi sevgili dostlarım. 6. sorumuza bakacağız. 6. sorumuz şöyle arkadaşlar portfolyo sürecindeki çalışmalar şöyledir diyor. Bu çalışmaların sıralaması sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir arkadaşlar? Direkt cevabı söyleyeceğim. D şıkkıdır. Yani 3 önce öğrenci oluşturduğu ürün oluşturduğu ürünleri toplar. Daha sonra öğrenciler kurallara göre ürünlerden parça seçer. Daha sonra öğrenciler bu ürünü neden seçtiğini açıklar ve en sonunda öğrenciler öğretmenlerini ve öğrenmelerini ve hedeflerini arkadaşlarına açıklar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şık. Devam edelim arkadaşlar. Yedinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi neden farklılaştırılmış öğretim sorusuna verilebilecek bir yanıt olamaz. Arkadaşlar okul, aile, işbirliği, başarıyı standart hale getirir. Farklılaştırılmış öğretimde okul, aile ve ve okul ve veli işbirliği yaparak başarıyı daha da arttırmayı hedefler. Standart hale getirmeyi değil, her öğrencinin öğrenme potansiyelinin üst düzeye çıkarması hedeflenir. Bu farklılaştırılmış öğretimin hedefidir. Zaman ve kaynaklar esnek bir şekilde kullanılır. Tüm öğrencilerin başarılı olabileceği bir ortam oluşturulur. Öğrencilerin verimli seçimler yapmasına yardımcı olunur. Fakat başarı en üst düzeye getirilmeye çalıştığı Hedef budur. Standart hale getirilmez. Dolayısıyla burada yanlış bir bilgi var sevgili meslektaşlarım. 8. sorumuza bakacağız. Blom taksonomisine göre üst düzey kaç düşünme becerisi vardır arkadaşlar? Toplamda 6 düşünme becerisi var. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 9. sorumuza hemen bakalım. Farklılaştırmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Doğru cevap şıkkımız C'dir. Nitelikli öğretim programı her sınıfta standarttır. Oysa ki farklılaşmış öğretimde her öğrenci, her sınıf birbirinden farklıdır. Dolayısıyla öğretim programı her sınıfta standart olmaz. Her sınıfın ilgi, e, bilgi e, işte özelliğine göre ne yapabilir değişebilir arkadaşlar. Sınıf yönetimi esnektir ve öğrenme dengesini sağlar. Bu doğru. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri için içerir en üst düzey doğrudur. Değerlenme süreç içinde devam eder ve öğretim hakkında bilgi verir özellikle süreç sonuç ağırlıklı değil. Grup üyelerinin her biri için öğrenme desteklenir ama öğre, nitelikli öğretim programı her sınıfta standart değildir. Her sınıfın özelliğine göre değişebilir sevgili dostlarım, sevgili meslektaşlarım. 10. sorumuza bakacağız arkadaşlar. 10. sorumuz şöyle. E, programlarla ilgili soru buradan gelebilir. Buna dikkat edelim. Öğretmenin okulun ve toplumun norm ve değerlerini içeren program türü aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bu örtük program olarak biz bunu adlandırıyoruz. Öğretmenlerin okulun, toplumun norm ve değerlerini içeren program türü aynı zamanda örtük program olarak da değerlendiriyor. Örtük programın bir diğer tanımıdır bu. Peki önerilen program nedir arkadaşlar? Bilim insanları ve meslek kuruluşlarının önerdiği programdır. Resmi program nedir arkadaşlar? Kanun, kayda ve kurallarda metinlerde önerilen programdır. Peki ekstra nedir? Okul dışı etkinlikle içeren programdır. Peki karşıt program nedir? Karşıt programsa resmi programı reddeden ve ona karşı oluşturulmuş olan programdır. Onun önerdiği her şeyi reddeden karşı çıkan programdır. Buna dikkat edelim. Burada bahsedilen program tür hangisidir? Örtük programdır. Buna dikkat ediyoruz. Farklaştırmış öğretimin en az kaç temel ilkesi vardır arkadaşlar? En az arkadaşlar 7 temel ilkesi vardır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. 12'ye hemen bakalım arkadaşlar. Bir program türü vermiş bize. Bilgi verilen program türü hangisidir diye soruyor. Belli bir düzeni ve kapsamı vardır. Yasa ve anayasa temel anlarak hazırlandığı için hukuki bir nitelik taşır. Kanun kural bize bir şeyler hatırlatıyor ders planı hazırlama konusunda öğretmene temel oluşturur. Burada bahseden program hangisidir arkadaşlar? Tabii ki resmi programdır. Kanunlara, kurallara, anayasaya göre hazırlandığı söyleniyor burada. Dolayısıyla burada doğru, doğru cevap şıkkımız neydi? 5 şıkkı. Karşıt program resmi programa karşı, ikisi düşman. E, uygulamada zaten uyguladığımız program arkadaşlar örtü program e, genelde resmi program ya da var olan uyguladığımız programın dışında gerçekleşen program olarak biliniyor. 13. sorumuza hemen bakalım arkadaşlar. 13. sorumuz bir genel kültür sorusu gibi. Dünya Sağlık Örgütü verilene göre her yıl 10 kişiden 9'u hangisine bağlı kirlilik nedeniyle hayatını kaybetmektedir? İlginç bir soru. Arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden 9'u hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybediyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? Arkadaşlar, A şıkkıdır. Buna dikkat edelim. İlginç bir bilgi sevgili arkadaşlarım. 14. sorumuza bakacağız. Yine güncel bir bilgiye benziyor. Türkiye'de ilk sıfır atık uygulaması hangileri tarafından başlatılmıştır? Sıfır atık projesi. Arkadaşlar birincisi Cumhurbaşkanlığı, bir diğeri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılmış bir program. Dolayısıyla 1 ile 2 yani doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Buna dikkat edelim. Demek ki Türkiye'de ilk sıfır atık uygulaması Cumhurbaşkanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu Çevre Şehircilik Bakanlığı yeni bir isim almış. iklim değişikliği de eklenmiş buraya. Bunu da öğrenmiş olduk. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. 15. sorumuza bakacağız. Sıfır atıkta en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Yani amaçların en önemli şey nedir? Arkadaşlar paydaşların iş birliğini sağlamak. Yani bu e, sıfır atıktaki en önemli etken bunun başarıya ulaşmasında en önemli olan e, şey nedir? E, bu bu Programa dahil olanların işbirliği içerisinde bu programı, bu etkinliği ne yapmaları, yürütmeleri ve başarıya bu şekilde ulaşmaları sevgili dostlarım. Arkadaşlar 16. sorumuza geçiyoruz. 16. sorumuz gelsin hemen. 16. soru gel bakayım sevgili sorucum. 16. sorumuz şöyle. Yine genel kültür benzeri bir sorumuz. Birleşmiş Millet'e Gıda ve Tarım Örgütü FAO verilerine göre dünya toprağının üst kaç santimetresi tüm atmosferden neredeyse iki kat daha fazla karbon içermektedir. Çok detay, çok ilginç ve genel kültür sorusu. Arkadaşlar Fava göre dünyada bulunan toprağın yaklaşık 30 santimetrelik kısmında tüm atmosferde neredeyse iki katı ne bulunuyor? Karbon gazı, zararlı karbon gazı bulunuyor. Nerede bulunuyor? Toprağın üst kısmında yaklaşık 30 santimetrede. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? E şıkkıdır. Bir genel bilgi olsun bu sevgili arkadaşlarım. E, 17. sorumuza bakacağız. Türkiye'de israfı azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla sıfır atık pro atık politikası kaç yılından itibaren yürütülmektedir? Ülkemizde sıfır atık denilen bir proje yürütülüyor arkadaşlar. Ve bu proje kaç yılından beri yürütülüyor? Bu proje 2017 yılından beri yürütülüyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız nedir sevgili meslektaşlarım, kıymetli hocalarım? D şıkkıdır Peki program geliştirmenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Program geliştirmenin ilk aşaması sevgili dostlarım alan uzmanlarının seçilmesidir. Daha sonra bir planlama yapılıyor. E, sevgili arkadaşlar demek ki program geliştirmenin ilk aşaması nedir arkadaşlar? Bu programı geliştirecek olan alan uzmanlarının seçilmesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Hemen 19. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının temel öğelerinden biri değildir arkadaşlar? Amaçlar, içerik, daha sonra süreç ve neticede ölçme ve değerlendirme vardır. Fakat araç ve gereçler eğitim programının arkadaşlar bir öğesi değildir. Eğitim programının üyeleri sırasıyla amaçlar, amaçlar gerçekleştirmek için içerik, bu içeriği öğretmek için süreç, gerçekleşti yani öğretim süreci ve en sonunda ne yapıp ettiğimizi değerlendirdiğimiz ölçme ve değerlendirme. Dolayısıyla hocam şıkkımız ne olur sevgili hocalarım? E şıkkı olur. 20. ve son sorumuz arkadaşlar bu testimizin şöyle düzenli olarak test çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizinle birlikte ben de öğreniyorum aynı zamanda ben de hazırlanıyorum. Bu sınavı arkadaşlar bilgilerimizi de tazeliyoruz sizinle. Ee, bu durum diyor hangilerinin bir sonucudur? Eğitim programı geliştirme döngüsel bir sürece sahiptir. Bu döngüsel sürece sahip olmasında diyor hangilerinin e, bu, e, bu döngüsellik neyin sonucudur? Birincisi dinamik olması, yine çeşitlilik arz etmesi, sürekli olması, kaçınılmazlık. Bunların hepsi e, eğitim programının geliştirilmesinin döngüsel bir süreç olmasına etkili olmuştur. Burası doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Yani dinamiklik, çeşitlilik, sürekli ve kaçınılmazlık hepsi eğitim programının döngüsel bir sürece sahip olmasını sağlamış. E, sevgili Meslektaşlarım, kıymetli dostlarım bu videoda sizinle birlikte e, farklılaştırılmış öğretime yönelik, uzman ve baş öğretmenliğe yönelik toplam 20 tane soru çözdük. Metin Özdamar, e, sevgili hocamın kıymetli e, bu katkılarıyla, bu sorularıyla. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz mutlaka abone olmanızı öneriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.